Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda bir mimari proje nasıl okunur, nelere dikkat edilmeli, bunlardan bahsedeceğim. Bu videonun amacı mimarlık bölümünü seçmek isteyenler olabilir, proje alanında ilerlemek isteyenler olabilir, mimarlık bölümü okuyan öğrenciler ya da yeni mezunlar olabilir. Yani birkaç detay, ufak püf noktalar, biraz bilgi olsun, bir genel bir fikir versin diye bahsedeceğim. Tabii ki eksik bilgiler olabilir, yanlış bilgiler olabilir. Videonun amacı dediğim gibi genel bir fikir vermesi. Bu işi merak edenler olabilir. Hani mimar olmayıp inşaat mühendisi olabilir keza ya da müteahhitlik yapmak isteyen olabilir. Bazı ustalar olabilir. Yani kim merak ediyorsa bu işle ilgili onlara genel bir bilgi vermesi amacıyla hazırlıyorum. Evet. Şimdi mimarlık programları, çeşitli programlar var. Bu projeleri hazırlamanız için oluşturulmuş. Bunların en başında AutoCAD geliyor. AutoCAD bir çizim programı. Sadece mimari çizimler değil, aklınıza gelen hemen hemen her alanda kullanılabilen 2 boyutlu, 3 boyutlu bir çizim programı. Betonarme projeler, elektrik projeleri, mekanik projeler, 3 boyutlu çizimlere altlık oluşturması. Çok geniş kullanım alanları var. Başka IDEKET, ARCHICAD gibi programlar da var. Mimari çizim programları. Yani bunlar da çeşitli avantajları, artıları, eksileri birbirlerine göre var. Aslında tabii ki hepsinin lisanslı kullanılması gerekiyor. Fakat o AutoCAD'in lisanssız kırık krekli hali internette mevcut olduğu için hani bu işten para kazanma amacı olmayan, profesyonel olarak kullanmak istemeyenler, merak için kullananlar için tercih sebebi olabiliyor. Ama dediğim gibi mutlaka lisanslı program kullanmak gerekiyor. Şimdi bu baktığımız projede yan yana dizilmiş paftaları görüyoruz. Bunların dijital bir ortam, bilgisayarda çizerek hazırlanmış. Bunları ozelitçi çıktıcı yani kırtasiyenin bir çeşidi gibi düşünün. A4 boyutu, A3 boyutu. Bunlar da A0 yani istediğiniz uzunlukta basabiliyorlar. Ama şu yöndeki genişlikleri standart oluyor. 45 santim, 60 santim, 90 santim makinenin alabileceği yükseklikler var. Uzunlukta da ekleyerek istediğiniz uzunlukta çıkartılabiliyor. 20 metre, 30 metre, 40 metre, 10 metre ne kadar isterseniz ekleyerek çıkartabiliyor. Bu bir proje olmuş oluyor çıkarttığınız zaman. Bu projeden katlayarak kullanıma hazır oluyor. Şimdi yavaş yavaş başlayalım en başından. Burası bir kapak bölümü. Bu kapakta üst kısma geldiğimiz zaman belediye onay bölümü yazdığını, altta da yapı denetim bölümü yazdığını görüyorsunuz, onay bölümü. İşte burada proje kontrol edildikçe ilgili birimler, inceleyenler mühürlerini basıp imzalarını atıyorlar. Yapı denetim de kontrol ettikten sonra mührünü, imzasını atıyor. Burada da proje çizen proje müellifinin bilgileri, projenin bilgileri, yeri, özellikleri ile ilgili genel bilgilerin olduğu kapak bölümü var. Proje katlandığı zaman bu kapak en üstte kalmış oluyor. Devam ettiğimizde projenin olduğu yerin bilgileri, adaparsel bilgileri. Sonra numarataş krokesi geliyor karşımıza. Bu bir dubleks yani bir villa, müstakil bir villa. İki katlı ama tek başına kullanılan bir villa. Herhangi bir şeyle bitişik değil, müstakil. Numarataş krokesinde eğer bu çok katlı bir apartman ya da her katta 2-3 dairenin olduğu bir apartman olsaydı hangi dairenin nereye denk geldiğini, hangi cepheye denk geldiğini, hangi katta olduğunu anlamak için burada her dairenin içinde numaralar yazacaktı.
Bu da numara taş krokisinde gösterilecekti. Böylece sizin hangi dairenin 7 numaralı daireniz sizin mi, başkasının mı satın alırken bu tarz şeylerde bir karışıklık olmasının önüne geçiliyor. Bir kesit görüyoruz burada. Bu 1'e 200 ölçekli bir kesit. Şurada 1'e 50 ölçekli daha büyük aynı kesiti görüyorsunuz. Bu genel bir bilgi vermesi amaçlı bir kesit. Projede daha detaylı gözükmüyor bu kesitler. 1'e 50 ölçekliler daha çok işinize yarayacak. Şimdi bu bölümde de biraz dikkatinizi vermenizi istiyorum. Şimdi mimarlar projeyi çizmeye başlamadan önce ellerine bazı veriler lazım. Bunun için de süreç şu şekilde ilerliyor. İlgili arsanın tapusuyla çap alıyorsunuz. Tapu fotokopisiyle, kimlik fotokopisiyle çap alıyorsunuz. Tapu kadastrodan. Aldığınız çapla imar durumuna başvuruyorsunuz belediyeden. İmar durumunda da çeşitli bilgiler yazıyor. Siz buraya inşaat yapmak isterseniz, imarı varsa, bu imar durumunda kaç kat yapabileceğiniz, ne kadar inşaat yapabileceğiniz, çekme mesafeleri yani yan parselden, komşu parsellerden çekme mesafeleri, bitişik mi yapabileceğiniz, İkiz mi olacak, müstakil mi olacak, bu tarz şeylerin olduğu, kat yüksekliği sınırlamasının mesela H maksının kaç olacağı, bu tarz mimar için gerekli sınırlayıcı özelliklerin olduğu bilgilerin içinde olan imar durumunu alıyorsunuz. Ve aplikasyon krakisine başvuruyorsunuz. Lisanslı harita kadastro bürosundan. Aplikasyon krakisi de şu işine yarıyor. Haritacılar gidip yerine bakıyor. Yerinde olumsuz bir şey var mı? İnşaat engel bir şey var mı? Mesela yerinde metruk bir bina olabilir. Ya da komşu parselden sizin parselinizin içine bir miktar taş mı olmuş olabilir. Bir elektrik direği olabilir. Orta gerilim, yüksek gerilim, arsanızın içine denk gelen. Bunların tespitini harita kadastro aplikasyon krokisine işliyor. Varsa böyle bir şey tabii ki öncelikle kaldırılması lazım bunların. Arsanın inşaata hazır hale gelmesi lazım. Daha sonra çeşitli poligon noktaları var. Haritacı sizin arsanızın uydu üzerinden dijital koordinatlarını liste olarak aplikasyon krakisinde size sunuyor. Yani sizin şu arsanızın köşe noktalarının burada 4 tane köşe var ama daha şekilli bir arsanız da olabilirdi. Bu arsanızın köşe noktalarının dijital koordinatlarını yani dijital koordinat da şu işinize yarayacak. Yani rakamlardan oluşan koordinatlar. Siz bir koordinatları girerek bu kağıda bakarak bu arsanın şeklini oluşturacaksınız. Yani kafanıza göre bu şekli çizmiyorsunuz. Dediğim gibi bozuk bir şekilde bir parsel de olabilirdi. Aplikasyon krakisine gelen koordinatları X ve Y koordinatlarını buraya yazarak arsanızın şeklini birebir dijital ortama aktarmış oluyorsunuz. Yani AutoCAD'e ya da kullandığınız programa aktarmış oluyorsunuz. Bu şekilde sizin için mimarın çalışması için gerekli olan altlık oluşmuş oluyor. Ne dedik? Tapuyla çap alıyoruz. Çaptan imar durumuna başvuruyorsunuz. Aplikasyon krakisine başvuruyorsunuz. Bu şekilde verileriniz olmuş oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Haritacıdan aldık. Parselimizin şekli oluştu. Aplikasyon krakisiyle çizdik AutoCAD'de. Daha sonra imar durumuna baktık. Çekme mesafelerine. İşte diyor ki yoldan 5 metre çekeceksin. Burada park var. Parktan 5 metre çekeceksin. İşte komşudan 3 metre çekeceksin. Komşudan 3 metre çekeceksin. Şu gördüğünüz mavi kesikli çizgi sizin binayı koyabileceğiniz, zemin katını, kitlesini koyabileceğiniz, binanın kitlesini koyabileceğiniz alan olmuş oluyor. Yani mimar
Ben bu alan içinde çalışmak zorundayım. Bunu görmüş oluyor. Daha sonra bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Vaziyet planında sıfır kutu konusu. Şimdi burada gördüğünüz üzere artı 83, 95, 73, 38 bir sürü kod yazıyor. Bunları da haritacı veriyor size. Yani şu şekilde belediyeden müracaat ediyorsunuz bir sıfır kodu, kırmızı kod almak için. Bu kırmızı kodda bu arsanızın önünden geçen yolun orta noktasına ilave edilen bir miktar ilave kodla beraber belirleniyor. Bu kod da şeye göre hesaplanıyor. Şimdi bu mevcut yol asfalt mı, stabilize bir yol mu ya da toprak bir yol mu? İleride bir gün buraya asfalt dökülürse bu yolun yükselme ihtimaline karşı bir miktar daha size pay veriyorlar. Yani sizin her türlü yoldan yukarıda olmanızı istiyorlar sıfır kotu ile ilgili olarak. Bizim artı 83'müş 17 santim ilave kotla beraber sıfır kotumuz 1 metre. Şimdi sıfır kotu 1 metre ne demek? Biraz kafa karışıklığı hiç bilmeyenler için. Burada yazan bütün kodlar sizin ne deniz kotu yani denize göre olan yüksekliğiniz, deniz seviyesine göre olan yüksekliğiniz ne de mevcut yani daha doğrusu mevcut zeminin dağılımı poligon noktasına göre. Sıfır kotu 1 metre dediğim zaman bu bizim şu işimize yarayacak. Binanın köşe noktaları için de kodlar görüyoruz. 45, 34, 38, 44. 0 eşittir 1 ise bir denklem yapıyorsunuz. Mesela 45. 45 kodunuz da sizin 0 artı 0, 45 kodunuz da 1 çıkartıyorsunuz. Eksi 0,55 aslında. Yani siz mimari bu nerede bizim işimize yarıyor? Şu dediğimiz olay. Betonarme projede temel derinliğini seçerken temelin genelde en az toprağa gömülü olması istenir. Hani don etkisinden, don hesabından dolayı. Bu temeli toprağa gömeceğimiz için 45 kotunun, 44 kotunun hani bu kodların altında olmamız, kod eşitlemesini yapmamız bunlar dikkate alınması gereken şeyler. Şimdi devam ediyorum. Burada bu sefer zemin kat planına geldik. İki katlı bir yapı. Villa tasarımı. Şimdi villa tasarımı küçük gibi gözükse de, dubleks mesken tasarımı küçük gibi proje gözükse de çözümü sıkıntılıdır. Yani estetik olarak, statik olarak çözümü sıkıntılıdır. Çünkü üst kat planında, alt kat planına göre çıkmalar olur. İlave balkonlar, kapalı odaların fazla olması gerektiğinden dolayı, burası da birinci kat planı, fazla olması gerektiğinden dolayı daha büyük olur. Alt katta da geniş bir hacim istenir. Burada kolon koyabileceğiniz yer bulamadığınız için ortalarda, yani koymanız estetiği çok bozduğu için, müteahhit de bunu istemeyeceği için, mimar da bunu istemeyeceği için genelde köşelere kolon koyarak bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Ortaya bir kolon koysaydınız burada bir yere, hem buradan salondan ortasından çıkacaktı, hem de koridordan bir yerden çıkacaktı. Yani mimar planı çizerken statiği de bir miktar düşünmek zorunda, mecburen düşünmek zorunda çünkü tamamen kafasına göre bir plan çizerse o planın uygulanma şansı çok az. Statiği düşünmeden bir plan çizerse mimar bu sefer her yerden kolonlar çıkacak. Odaların ortasından kolon çıkacak. Koridorlardan kolon çıkacak. Hiçbir anlamı yok. Yani iyi bir mimar aslında statiğin tasarımın, statik tasarımın, ön tasarımın diyeyim da farkında olur. Ona göre hareket eder. O konuda kendini geliştirmiştir. O konuda kendini geliştirmeyen bir mimar mecburen hani projelerde sıkıntılar olur. Geri dönüşler kötü olur. Yani
Bu tasarım da şu şekilde oluyor. Önce bir mimar kaba bir tasarım çiziyor. Hiç bu şekilde tefrişler olmuyor. Kolonlar bile olmuyor. Genelde kolonları yerleştirmiyor mimarlar. Kaba bir tasarım çizip zemin katı ve normal katı kaba bir tasarım çizip inşaat mühendisine atıyor. İnşaat mühendisi ona kabaca bir kolon yerleştirip kesin olmayan bir şekilde geri atıyor. Mimar çalışmaya o kolonlar üzerinden devam ediyor. Tekrar onu atıyor. Tekrar onu atıyor. Yani koordineli bir çalışma devam ediyor. Burada tabii sistem seçimi çok önemli. Betonarme sistem seçimi. Döşeme tipleri var. Kirişli döşemeler, asmolen döşemeler. Geçecek hacimlerden, oda hacimlerinden geçecek kiriş izleri. Yani mal sahibinin ekonomik durumu, hani asmolen döşemeler var. Bunlar maliyetli döşemeler ama estetik olarak kiriş görmediğiniz için hiçbir yerde tercih edilebiliyor. Ama kimim insanda benim durumum çok yok diyor ya da müteahhit ucuza kaçmak istiyor. Daha sağlıklı olan deprem açısından kirişli döşemeyi tercih etmek isteyebilir. Bunda da bu sefer de kiriş izleri, yani hacimlerden kiriş geçme ihtimali çok yüksek. Bunun için koordine bir çalışma olması lazım. Şimdi cephe seçiminden, mimari tasarımda cephe seçiminden bahsetmek istiyorum. Yani şu gördüğünüz şekil, az önce bakmıştık, yani böyle bir kitlemiz var. Neden bu şekil? Bu mimarın tercihi olabilir. Mal sahibinin beraber çalışması olabilir. Belki mal sahibinin özel istekleri olabilir. Ya da mal sahibi işten pek anlamıyordur, mimara güveniyordur. Mimar kendi özgür tasarımı olabilir. Ama bu tasarıma başlarken öncelikli olan şeyler var. Cephe seçimi. Yani önemli, bizim önemli cephemiz hangisi? Yola bakan cephe mi? Parka bakan cephe mi? Ne kadar geniş, hangi cepheyi ne kadar dar kullanmalıyım? Hani tercihlerde cephe seçimi çok önemli. Bizim önemli olan cephemizi her zaman geniş tutmamız lazım. Ondan fazla faydalanmamız lazım. Sonra tasarımda bu tasarım için bakarsak mesela mal sahibinin istekleri de çok önemli. 2 artı 1 mi istiyor, 3 artı 1 mi istiyor? Yani belki salonu büyük istiyor. Alt katta kitleyi daha çok kullanıp üst katta daha az kitle olsa olur diğer. Yani nasıl inşaat mühendisiyle mimar koordine çalışıyorsa müteahhitle de mimar aynı şekilde koordine olmak zorunda. Mesela duvar seçimlerinde bahsetmek istediğim bir konular daha var. Mesela şurada dış cephe duvarları 20 santim gözüküyor. Isı yalıtım hesabı var. Mekanik olarak makinacının yaptığı. Bu duvar 20 santim olabilir, 25 santim olabilir. Yalıtım hesabına göre, kullanacağınız malzeme, duvar malzemesine göre değişir. Mesela pencere ebatları neye göre tasarlayacaksınız? Sürgülü kapı mı yapacaksınız? Küçük pencereler mi koyacaksınız? Nasıl bir şey, hani ekonomi, maliyet, estetik, pencereleri ne kadar doğramaları büyütürseniz maliyet olarak o kadar artar ama estetik olarak da bir o kadar değer katar. Burada gördüğünüz gibi sürgülü kapı, önlerine koruma amaçlı bir Fransız balkon, bir doğrama, demir doğrama konmuş. Şimdi bahsetmek istediğim bir konu daha var burada. Tesisat, yani mimariden bahsettik, betonarme statikten bahsettik, uyumlu çalışmadan bahsettik. Aynı şekilde tesisat da dikkat etmek zorunda mimarlar çizerken. Bu banyonun tesisatları, yani kalkıp bu banyo şuralarda bir yerde olsaydı, bir apartman da olabilirdi burası, dairesi de olabilirdi. Bu sefer alt katta salonun ortasından bu tesisat çıkacaktı. Yani salonda baktığınız zaman alt katta o tesisatın borusunu görecektiniz ya da her ne kadar kapasanız bile bir şekilde her sifon çekildiğinde yukarıda bu tesisat salonun ortasından bir akan su sesi gelecekti. Bu tesisatta mesela asmolen olunca
Döşeme tipi tesisat giderleri gizlenebiliyor nispeten. Plak döşeme olunca kirişli döşemede bunlar gizlenemeyebiliyor. Bu tuvaletin yeri, gider yerleri, gerçekten bunlara da dikkat etmek gerekiyor tasarım aşamasında. Şimdi zemin kata baktık, birinci kata baktık kabaca. Çatı planına baktık. Burada bir en üst katta bir çatı ve çatıya çıkan bir merdiven kulesi görüyoruz. Çatının altında bir su deposu tasarlanmış. Daha sonra da çatı aynı plan gibi gözüküyor ama buradaki verilmek istenen detay kulenin üstü. Bunun üst kutu artı 885 kutusuna geldiği. Ahşap bir kiremit oturtma çatı var. Planlar bittikten sonra kat planları kesitler başlıyor. Kesitlerde de bunlar 1'e 50 ölçekli kesitler, detaylı kesitler. Kodları görüyorsunuz. 0 kodundan artı 50'ye. Bu 0 kodu da en başta anlattığımız üzere bir kod eşitlemesi yapılıp hani artı 1 kodu eşittir 0 kodu deyip haritacının artı 1 kodundan kastedilen bir koddu. Bu her projede değişen bir kod. Bir 0 kodu eşitlemesi yapılıp artık sıfırdan devam edilir her şeye. 0 kutundan artı 50 santim yukarıda zemin kat döşemimiz var. Kat yüksekliğimiz 3 metre. Kule bahsettiğimiz gibi ve kulenin dışında kalan yerlerde de ahşap oturtma. Her cepheden birer kesit görünüş ve 2 tane kesitimiz var. Daha sonra merdiven detaylarımız var. Başka detaylar var. Ve mahal listesi. En sonunda odada ne kullanılacak? Seramik mi kullanılacak? Ahşap laminat mı kullanılacak? Bunlardan bahsediyor. Şimdi bir iki detay var. Mesela dış duvarda dedik burada 20 santim gözüküyor dış duvarda. Şimdi bu 20 santim ne? Tuğla mı? Bims mi? Neye göre belirliyoruz? Nasıl oluyor? Tabii ki bu ısı yalıtım projesinde kullanılan malzemeye göre belirleniyor. Artık enerji kimlik belgeleri zorunlu oldu. Bunun içinde ısı yalıtım hesabı yapılması gerekiyor. Binanızın minimum standartlarda bir şeyi sağlaması gerekiyor ısı yalıtımı. Bunun içinde birçok şey etken hesaplanıyor. Bunun ısı yalıtım projesine bakıp mimari projenin sonunda bir detay var. Mesela burada 25 santimlik çift sıra tuğla arasına izolasyon malzemesi koyulduğunu görüyorsunuz. Yani siz aynı değerleri, ısı yalıtım değerlerini sağlayan bu malzemeyle buraya bir BIMS de kullanabilirsiniz ya da izo tuğla kullanabilirsiniz. Önemli olan ısı yalıtım değerlerinin birbirine benzer yakın olması gerektiğidir. Mesela başka uygulamadan detaylar şu 8,5'luk tuğla artı sıva payıyla 10 santim gösterilen iç duvar bölmeler genelde yerinde 13,5'luk tuğlayla 15 santim kalınlığında sıvayla beraber hemen hemen gelen bir kalınlığı bulan bölme duvarlar yapılıyor. Bunun sebebi o 8,5 santim tuğlanın çok ince olması, ses yalıtımının daha kötü olması, bu kapı kasalarının oturmasında sıkıntılar yaşanması. Genelde 13,5 santimlik yapılıyor. Bu kat yüksekliği de dikkate alındığında bu şekilde yapılıyor. Şimdi son olarak da bahsetmek istediğim bir şey var. Neden proje okuma önemli? Hani mimari proje neden önemli? Yanlış yaparsak ne olur? Betonarme proje neden önemli? Bunlardan bahsetmek istiyorum kabaca. Şimdi diyelim ki sonuçta bu mimari projeyi çizen de bir insan. Onun da hataları olabilir. Belediyedeki kontrolörler de bir insan. Onlar da bazı hatalar yapabilirler. Bu hataları uygulamada da ustaların fark edebileceği durumlar olabiliyor. Herkesin gözünden kaçıp. Bunun için tecrübeli usta da çok önemli. Mesela siz merdivende bir hata yaptınız. Fark etmediniz. Karışık bir merdiveniniz var. Bir kafa vurma durumu var. Bir çakışma durumu var. Bunu usta eğer önceden fark ederse size geri dönüş yapıyor, düzeltmenizi istiyor. Siz yeni bir tasarım çözümü buluyorsunuz.
Bazen de mesela tam tersini olduğunu düşünelim. Tecrübesiz bir usta. Herhangi bir kontrol de yok. Yapı denetim yok diyelim. Ya da yapı denetimdeki de ilgilenmiyor. O da tecrübesiz bir kontrolör olabilir. Genelde ustalar mimari projeye bakıyor. Betonarmeye çok bakmıyorlar. Bu da bir hata. Çakışmadığı durumlar olabiliyor. Mimarla statikçinin de pek uyumlu çalışmadığını düşünelim. Sadece mimariye bakarak gitti ama statikte bir şeyleri atladı. Yani diyelim ki burada bir dükkan var. Bodrum kattaki bir kolon üst kata çıkmıyor. Ama sadece mimaride atlamış, mimar buraya bir kolon koymuş. Halbuki o kolon statikte yok. Uyumlu çalışmadığını varsayalım. Bu sefer ne oluyor? Buradaki kolonu mimariye baktığı için statikte olmayan kolonu zemin katta mesela dükkanın ortasına yapabiliyor. Ya da çıkmaması gereken bir yerde o kolon çıkmış olabiliyor. Taşıyıcı sistemlerde, betonarme sistemlerde döküldükten sonra, beton döküldükten sonra artık tulum dökmek zorunlu. Yani kolonlarla döşemeyi bir dökmek zorunlu. Geri dönüşü olmayan sıkıntılara sebep veriyor. Bir de bir detay daha bahsetmek istiyorum. Video uzadı ama müteahhitin de mimarla uyumlu çalışması lazım. Mesela diyelim ki müteahhit bir sözleşme yaptı. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve oradaki mal sahiplerine otomatik panjur taahhüt verdi. Her daire otomatik panjur koyacağım dedi. Ama bunu mimara söylemedi. Kat yükseklikleri çünkü hani benim taahhütüm onu ilgilendirmez diye düşündü belki de ya da atladı. Ve bu projede de kat yüksekliklerinin çok olmadığını düşünelim. Basık bir kat sisteminin olduğunu düşünelim. Bu panjurun üstünden kiriş geçiyor. Diyelim ki burası kat yüksekliği 2,60 bir kat yüksekliği. Kiriş geçiyor 2,10'a düşüyor bu bölgede. Siz buraya panjur kutusu koyacaksınız. 30 santim minimum panjur kutusu koymanız lazım. 1,80'e düştü. Şap atılacak. Mermer gelecek üstüne. Doğramanın kendi kalınlığı var. Yani 1,60 gibi bir benim başıma geldi. 1,60 gibi bir yükseklik kaldı burada. Yani bu evde balkona çıkmak isteyenler artık Hobbit gibi yani kısalara satılacak herhalde. Bilmiyorum nasıl olacak. Kafasını eğerek çıkmak zorunda kaldılar. Sırf böyle bir detay atlandığı için. Projede de taahhüt edildiği için otomatik panjur mal sahipleri istedi. Böyle bir sıkıntı oldu. Kabaca bu şekilde bilgilendirmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim.